NATO'ya evet, Gaffar Okanların vurulmasına evettir. Ve sizleri çok seviyorum. Teşkilatımı çok seviyorum. Bayrağımı çok seviyorum. Her memurum için, çoluk çocuğu için şehit olmaya hazırım. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan, 4 yıl görev yaptığı Diyarbakır'da devleti ve milleti birleştirdi. Halkın gönlüne taht kurdu. Herkes ona Gaffar Baba diyordu. Benim anlayışıma göre sokak polisliğinde başarılı olamayan ve vatandaşı yanına alamayan hiçbir teşkilat başarılı olamaz. Gaffar Okan bölgede Türk-Kürt kardeşliğini perçinledi. Dönemin dinci, gerici terör örgütleriyle mücadele etti. Okan şehit edilmeden 9 gün önce 26 kişilik tetikçiler listesini basınla paylaştı ve peşindeyiz diyerek deşifre etti. O dönemde Türkiye'de faili meçhul cinayetlerin NATO tertiplerinin ardı arkası kesilmiyordu. Faaliyetleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin dikkatini çeken ve çıkarlarına balta vuran Gaffar Okan, Gladio tertibiyle 24 Ocak 2001'de 5 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. NATO kurşunlarıyla şehit edilen Okan'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde NATO'nun genişlemesine evet denilen bu günlerde anıyoruz. Okan için Diyarbakır ve Sakarya'da anma törenleri, açıklamalar yapıldı. Burada da yazan çok güzel bir sözü var. Destektaşları ve Vatan Partisi Okan'a pusu kurulan yerde anma töreni düzenledi. Diyarbakır halkı Gaffar babasını bağrına basmış, evlatlarına onun ismini vererek vefasını göstermiştir. Bir çınardı Diyarbakır halkına, Diyarbakır bastı onu bağrına. Doyamadı Diyarbakır babasına, bir yiğidin umudu var toprakta. Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan, NATO'ya evetin suikastlere yol açtığını hatırlattı. Kürt-Türk kardeşliğinin hayata geçirmede çok önemli bir rol model. NATO'ya evet, Gaffar Okanların vurulmasına evettir. NATO'ya evet, Gaffar Okanların vurulmasına evettir. Ve sizleri çok seviyorum. Teşkilatımı çok seviyorum. Bayrağımı çok seviyorum. Her memurum için, çoluk çocuğu için şehit olmaya hazırım. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan, 4 yıl görev yaptığı Diyarbakır'da devleti ve milleti birleştirdi. Halkın gönlüne taht kurdu. Herkes ona Gaffar Baba diyordu. Benim anlayışıma göre sokak polisliğinde başarılı olamayan ve vatandaşı yanına alamayan hiçbir teşkilat başarılı olamaz. Gaffar Okan bölgede Türk-Kürt kardeşliğini perçinledi. Dönemin dinci, gerici terör örgütleriyle mücadele etti. Okan şehit edilmeden 9 gün önce 26 kişilik tetikçiler listesini basınla paylaştı ve peşindeyiz diyerek deşifre etti. O dönemde Türkiye'de faili meçhul cinayetlerin NATO tertiplerinin ardı arkası kesilmiyordu. Faaliyetleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin dikkatini çeken ve çıkarlarına balta vuran Gaffar Okan, Gladio tertibiyle 24 Ocak 2001'de 5 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. NATO kurşunlarıyla şehit edilen Okan'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde NATO'nun genişlemesine evet denilen bu günlerde anıyoruz. Okan için Diyarbakır ve Sakarya'da anma törenleri, açıklamalar yapıldı. Burada da yazan çok güzel bir sözü var. Destektaşları ve Vatan Partisi Okan'a pusu kurulan yerde anma töreni düzenledi. Diyarbakır halkı Gaffar babasını bağrına basmış, evlatlarına onun ismini vererek vefasını göstermiştir. Bir çınardı Diyarbakır halkına, Diyarbakır bastı onu bağrına. Doyamadı Diyarbakır babasına, bir yiğidin umudu var toprakta. Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan, NATO'ya evetin suikastlere yol açtığını hatırlattı. Kürt-Türk kardeşliğinin hayata geçirmede çok önemli bir rol model. NATO'ya evet, Gaffar Okanların vurulmasına evettir. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.